2019 yılında 100 bin konut projesi açıklandı. Bu proje kapsamında biz Kayseri'de Mimar Sinan 700 konut hak sahibi olduk. Kayseri'de ikinci bir proje daha vardı. Karpuz Atan projesi. Aynı dönem hak sahibi olan Karpuz Atan projesi hızlı bir şekilde yapıldı. 0.49 vade farkı, 240 ay sabit ödeme, %1 KDV ile ev sahibi oldular. Ve bunun dışında Türkiye'nin birçok ilinde aynı şekilde ev sahibi oldular, haklarına sahip oldular. Bizim projemiz 4 yıldır beklemedeydi. Bu beklemenin mağduru olarak bizler şu anda memur maaş artış oranı, ayrıca 180 ay ödeme ve %10 KDV ile karşı karşıya kaldık. Ve bunun hepsinin yanı sıra fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Zamanında en az 5 kat artmış durumda evlerimizin fiyatları. Bu durumda olan İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya gibi şehirlerimiz de var. Onlar da bugün basın açıklaması yapıyorlar. Biz 700 konut hak sahibi olarak Sayın Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 240 ay vade, 0.49 vade farkı ve %1 KDV hakkımızı tekrar talep ediyoruz. Ödemelerde çünkü büyük güçlükler çekiyoruz. Aramızda emekliler var, dul ve yetim maaş alanlar var, asgari ücretle çalışanlar var. Aynı dönem, açıklandığı dönemde TOKİ taksitleri asgari ücretin %30'u iken bugün minimumun %60'ı durumunda. Bu da herkesi çok zorlamakta. Özellikle peşinatları yatırırken hala peşinatlarını yatıramayan insanlar var aramızda. Bu durumda da biraz uzatılma da yapıldı. Bu yüzden biz hak sahibi olduğumuz TOKİ'yi ilk lansmanında açıklanan şartlarla tekrar hakkımızı istiyoruz. Yani ekstra bir talebimiz yok. İstanbul'a %25 indirim verildi. Ayrıca %1 KDV de açıklanacak deniyor. Biz bunun için hak sahipler olarak burada toplandık. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İlk açıklanan, lansmanda açıklanan şartları talep ediyoruz. 4 yıldır beklemekteyiz. Bu beklemenin yanı sıra bir de böyle mağdur edildik. 4 yıldır zaten kira ödüyor insanlar. Bunun üstüne bir de bu şekilde mağdur ediliyoruz. Taleplerimiz bunlar. Olay 2019 yılında oluyor. Devletin vermiş olduğu bir söz var. Anlaşılan bir rakam var. Olması gereken bir anlaşma ve sözleşme var. Ve onlar adına var olan sözleşmeye devletimizin uymasını istiyoruz. Yani bu olay bu kadar aslında çok basit bir şey. Anlaşılması gereken bir şey. Olayımızın detaylarını zaten Melik Gazi Belediye Başkanımız da biliyor. O daha iyi açıklayacak. Sonuçta devlet müşfik elini göstermesi lazım. İnsanlara desteğini her zaman göstermesi lazım. Ve verilen sözleri tutması lazım. Biz devletimize güvenemeyecek isek başka kime güvenelim? O sebeple inşallah bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz ve onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. TOKİ mağduru kardeşlerim bizim partimiz ziyaret etti. Elimizden gelen bütün bilgilendirmeyi genel merkezimize yaptık. Sonuç olarak 2019 yılında TOKİ mağdurlarına, yani düşük gelirli halkımıza bir konut projesi başlamıştır. 100 bin projeyle başlayıp bunu 500 bine kadar ulaşmıştır. Bu çok güzel bir hizmet. Ama halkımıza verilen bu hizmetin ilk önce 0.49 faiz oranıyla başlayıp sonra memur kat sayısı oranıyla ödenemez hale gelmiştir. Ayrıca 240 ay olan vadeyi 180 aya düşürüp bu halkımızın, bu mağduriyetlerin artmasına ve de ödenemez hale gelmesine sebep olmuştur. Bunun en büyük sebebi ekonomiyi iyi yönetemediklerinden. Görüyoruz ki bu dönemde AK Parti'nin halktan uzaklaştıkça misyonunu tamamladığını açıkça söylemek istiyorum. Çünkü halktan uzaklaşan partilerin sonu ne olacağı seçimden sonra bellidir. Teşekkür ederim, sağ olun.